sıcak gelişmeyi konuşacağız. Almanya'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Fatih kolaylıklar dilerim. Bir önceki yayınımızda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştin son dakika olarak. Peki şu an itibariyle neler konuşuluyor ve saldırgan yakalandı mı? Gökhan Saldırgan hala yakalanamadı. Bu bilgiyi hemen aktaralım ve ölü sayısı da şu an itibariyle 3 hala 3 olarak ilk gelen bilgi ve 9 ağır yaralı var. E, tabi yaralı sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor ancak durumu ağır 9 kişiden bahsediliyor. İlk görüntüler de gelmeye başladı, düşmeye başladı. Gerçekten de olay yerinde çok e, e, korkunç bir görüntü var. Yani hayatını kaybedenler ve diğer yandan kurtarma ekiplerinin, ilk yardım ekiplerinin e, ağır yaralı yaptığı müdahale görüntüleri var. Ee, senin de biraz önce belirtmiş olduğun gibi... ...Solingen kentinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bir şehir... ...ve şehir tam da merkezinde... E, ...650. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla... ...üç günlük bir festivalin bugün ilk günüydü... ...ve pazar gününe kadar sürmesi beklenen bir festivaldi. Bu saldırı tam da şehir merkezinde kurulan... E, ...o sahnenin önünde gerçekleşti... ...ve bir anda bir panik havası oluştu. E, i̇nsanlar sağa sola kaçıştılar ve şu ana kadar kimliği henüz açıklanmayan, hakkında hiçbir bilgi daha şu an polisin paylaşmadığı bir kişi önüne gelen herkesi bıçakladı, rastgele bıçakladı ve üç kişi hayatını kaybetti. Dokuz ağır yaralı var. İlk başlarda Almanya'da medyada çıkan haberlerde bunun bir terör saldırısı olduğu belirtilmişti. Ancak sonra ifadeler değişti. Bıçaklı bir saldırı Aha. şeklinde düzeltildi. Tabii şu an hala olay yerinde bu korkunç olayın sıcaklığı yani koruyor. Polis etrafı kordon altına almış halde durumda. Çok evet. sayıda yine kurtarma ekipleri yaralılara Vati, müdahale ediyor. E, yine işte, e, Alman basından gelen ilk haberlere baktığımızda kayıpların olduğuna ilişkinde bazı iddialar var. Yani ailelerin çocuklarına ya da yakınlarına ulaşamadıklarına yönelik de bazı haberler var. Bu ilk anın paniğiyle yaşanan, yayılan haberlerden biri mi yoksa gerçekten bu bahsettiğimiz 3 ölü ve 9 ağır yaralının dışında kayıp olan isimler de var mı festivalde? Kesinlikle zaten ilk panik havası oluştuğu zaman bu aileler çocuklarıyla birlikte gelenler o arada kaybolan kişiler bunlar. Olay biraz sakinleşmeye başlayınca festival organizatörleri vatandaşlara daha sakin kalmaları çok fazla panik yapmamaları yönünde telkinde bulunuyorlar. Ancak tabii o korkunç manzarayı gören vatandaşlar can havliyle kaçıştıkları için küçük çocuklarda senin de bahsetmiş olduğun gibi kayıplar var. Bu arada daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Buna benzer bir saldırı olabileceğine dair Almanya'da emniyet yetkililerinden, güvenlik kurumlarından herhangi bir uyarı gelmedi. Askeri kurumlara yönelik, özellikle askeri üslere yönelik bir terör tehdidinden bahsediliyordu. Daha dün akşam örneğin Kuzey Remesvale eyaletindeki askeri üste bir drone tehlikesi, bir drone saldırısı olabileceği ihtimalle güvenlik seviyesi artırılmıştı. Buna benzer bir bıçaklı saldırı biz geçtiğimiz yıllarda Noel Ağrı lerinde seferinde karşılaşmıştık, yaşamıştık ve Alman polisi zaten böyle bir saldırı beklediği için o Noel döneminde vatandaşları mutlaka bir uyarıda bulunmuş, bulunmuştu, bulunuyordu. Ancak böylesine kalabalık bir etkinlikte ki 80 bin ziyaretçi bekleniyordu bu ilk 3 günlük e, zaman diliminde Zollingen'de. Polisin bu festival süresince herhangi bir tehdit, e, herhangi bir terör saldırısı yönünde herhangi bir uyarısı e, olmadı vatandaşlara. Dolayısıyla bu da beklenmedik e, bir anda gerçekleşti bu saldırı. E ee, Solingen tabii ki Türkiye için de önemli çünkü sen de az önce söyledin çok sayıda Türk vatandaşının da yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. E ee, festivaldeki festivale katılanlar arasında Türk vatandaşlarının olma ihtimali var mı? Hoş çok yüksek ihtimal. Çünkü dediğim gibi çok geniş kapsamlı bir festival. Aynı zamanda müzisyenler var, el er işi sanatları yapanlar var. Şehrin tanıtımı için bütün STK'lar neredeyse orada. Dolayısıyla o şehirde yaşayan, o şehirle bütünleşmiş Türk toplumundan da çok sayıdaki kişinin muhakkak saldırı olay yerinde olduğu büyük bir ihtimal. Dileğimiz inşallah yaralılar arasında, ölenler, hayatını kaybeden arasında Türk vatandaşları yoktur. Tabi bu elin

E, ...saldırıda hayatını kaybedenlere de... ...Allah'tan rahmet diliyoruz, e, üzücü bir durum. E, bu arada önemli bilgi Gökhan... ...İçişleri Bakanlığı... ...Almanya'da bıçak kullanımı çok artınca... ...özellikle tren istasyonlarında... E, ...bıçak kullanımına ilişkin... ...yeni bir yasal düzenleme... E, ...hazırlığı içerisindeydi. İşte tam bu tartışmaların esnasında... ...böyle bir bıçaklı saldırı daha geldi. Tabii olayın bir terör saldırısı olup olmadığı... ...ilerleyen saatlerde anlaşılacaktır. Polislerinde ve İçişleri Bakanlığı'nda da... ...resmi açıklama bekliyoruz. Şu ana kadar Üst düzey bir yetkiliden de henüz bir açıklama gelmedi. Onun da altını çizelim. Evet, bekleyeceğiz. Sıcak gelişmeler var. Almanya'da alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Fatih Yılmaz bize gelişmeleri aktardı. Fatih kolaylıklar dile. Bir kez daha tekrarlayalım. En az 3 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Almanya'daki festivale yönelik düzenlenen